herkes çıkıyor. Ücretsizden geçmeyin, ücretsizden geçin. Gelin bu tarafa, ücretsizden geçin. Arkadaşlar buradan geçin. Ücretsizden geçin, ücretsize gelin. Çok geçmek istiyorsanız buradan geçin. Sizin hakkınızı savunuyoruz. Şu an servisleri iptal ettiler. TİOP'tan da buradan da dönüş yok. Lütfen girmeyin. Çözebilmemizin şeyi şu, senden bir temsilci alacağım, diğer birimlerden temsilci alacağım, durumu olduğu gibi anlatacağız. Şurada size şunu desem, dönüp gitsem yalan söylemiş olurum, yarın çözdük. Hayır, perşembe günü görüşeceğiz, cumaya kadar. O yüzden perşembe ben arayacağım, yani yarın netleşsin diyeceğim ki perşembe şu saatte rektörlükte toplantı yapacağız. Her bölümden üniversiteyi tamamen temsil etsin diye öğrencileri alacağım. Dilekçelerinizi aldım. Zaten hani ben verdim onlar arkadaşlar toplasın diye. Evet. Diyelim ki evet dediler. Ondan sonraki sürece bakacağız. Bu bir haftada kayıplarınıza bakacağız. Şu an akbil bile 7,5 lirayken öğrenci akbili siz bizden 15 tamam. 30 lira alıyorsunuz. Para yok. Bedava. Gerçekten şaka gibi değil mi sizce de? Şu yaşattıkları. Girerken yetersiz bakiye yazıyor. Hani para yüklemek zorunda bırakıyorlar seni. Ben bu okula dağ başına geliyorum ve ücret alıyorlar. Sanki okulun önünden metrobüs geçiyor. Metro geçiyor, ücret talep ediyorlar. Ve burası vakıf üniversitesi. Ve bana şey diyorlar girerken, İBB'nin otobüsleri var. O otobüse bu kadar öğrenci binebilir mi? 2-3 saatte gelen bir otobüs o. 15 lira diyorlar. 30 lira pardon, gidiş dönüş 30 lira. De tanıtım yaparken ücretsizdendi ama biz öyle bir duruma geldik ki şu an otobüs kovalıyoruz ve otobüslerimiz de bir saatte belki daha geç gelip gidiyor. Şurada 3 kısmı ayırdılar. 3 tanesi ücretsiz, 3 tanesi ücretli kısım. Biz ücretsiz kısımdan geçmek istiyoruz çünkü bu bizim hakkımız. Güvenlik sayısı çok fazla yükseldi. Biz terörist değiliz. Kendi hakkımızı alamadığımız için karşı çıkıyoruz. Biz müşteri de değiliz. Öğrenciyiz. Ben buraya okumaya geldim. Ben buraya gelirken 100 lira yolda veriyorum zaten. Artı olarak bir de buradan 30 lira vermemi istiyorlar her gün. Sadece buranın ücreti bile 750 lira ediyor aylık. Benim işte 2-2,5 saat falan sürüyor. Yani ben Bağcılar'da oturuyorum, Güneşli'de oturuyorum. 9'da dersim var. Benim buraya gelebilmem için evden 7'de hatta 6.30'da falan çıkmam gerekiyor. Ben Tekirdağ Kapaklı'dan geliyorum. Ben buraya gelene kadar zaten bir otobüs parası veriyorum. Ve oradan buraya gelirken de tekrar otobüs parası vermek istemiyorum. Ben bugün burada şuradan para ödemediğim için burada kaldım. Ben buradan evime nasıl gideceğim? Hem bu çözülecek deniliyor. Bu madem çözülecekse bakın bunlar ne? Böyle bir şey yoktu. Burası servis turnikesi oldu. Bugün okula bir geldiğimizde servisleri görüyorsunuz. Kapısı buradan, her yer çevrili. Şuradan geçersen ücret ödemiyorsun, şuradan geçerken ücret ödüyorsun. Sadece öğrenciye yapılan bir şey de değil. Hocam bu sabah tartışma yaşıyor ya para vermemek için. Bir de şöyle, girerken 15 lira ödüyorum. Eğer 15 liram yoksa okuldan çıkamıyorum. Ben burada çadır mı kuracağım? Benim de yolum 2-2,5 saat sürüyor. Okul dediğimiz gibi ticarethane değil, bizim kendi eğitim yuvamız. Biz üniversiteye girerken üniversitemizin bize verdiği ID kartımız var. Bu ID kartımıza biz para yükleyip okulun servisten indiğimiz zaman buradan servis kısmından geçiyoruz. İçerisinden 15 TL para kesiyor tek yön olarak. Paramız olmadığı zamanlarda kart bakiyemizde -60'a kadar bir bakiye tanımlı. Kartımızda para bittiği zaman oradan otomatımız var, oradan yüklüyoruz. O şekilde üniversiteye giriyoruz. O otomatı yeni mi yaptılar? Evet, yeni yaptılar. Bu yolları da yeni yaptılar. Girişleri de yeni yaptılar. Bir saniye. Şöyle biraz geçersin. Buyurun. Başka talep. Yok yani. Başkaları başka şeyler de söylüyoruz da o yüzden diyorum. Tek talep. Ben iki şey yapıyorum. O kadar falan. O kadar. Sözde görüldüğünüz ekran.
Yapmak daha vakit olsun.